Şimdi seyircimiz Malik Bey var. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına, merhaba. Merhaba, merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız efendim? Çok teşekkür ediyorum. Eseroğlu programını aradınız ve canlı yayındasınız, farkındasınız değil mi? Doğrudur. Cemile için mi aradınız bizi? Cemile için aradım, Ramazan ve Cemile için. İkisi de pırıl pırıl çocuklar. Cemile için aradım. Ramazan benim 2 numaralı oğluma çok benziyor, Alican'a. Ben kredi çekmesini istemiyorum. Ramazan'a 10.000 lira göndereceğim hesabına Cemile yok kızıma abi, ödersin. Sağ ol, çok sağ ol, ben istemiyorum abi. Sonra da ne zaman ihtiyacı olursa ben arasın, telefon numaramı vereceğim. Yardımcı olmak istiyorum. Ama kredi çekmeyinler lütfen. Abi ben istemiyorum, çok sağ ol ya. Zaten ya ben de kabul etmiyorum. Yok abi, ben ikiniz buraya de, para için çıkmadım abi, onu söyleyen başka. Yani ben yardım için de çıkmadım. Şey yok aslında, İstemiyorum ama yani, kabul etmiyorum. Bak diyor ki Ramazan diyor, ben böyle bir şey destek yok için teşekkür abi ediyor ama bunu kabul etmek istemiyorum diyor. Yani ben para için gelmedim. Cemile de diyor ben ki zaten kabul etmiyorum. Abi diyor ki ben de zaten tazminat istemiyorum diyor. Ha öyle. Cemile istemiyorsa da ben Cemile'nin çocuklarına ve Cemile kızıma yardım etmek istiyorum. Ay. Yani mühim olan sizin destek olmanız zaten. Senin yükünü hafifletip o parayla o çocukların geleceğini olduğunu bildiği için çocuklara yardım etmek. Malik Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Yani bir çocuklara teşekkür yazık ederim, oldu çok ya. Teşekkür ederim ama ihtiyacım sağ olun, var olun. Ramazan mesela desteği kabul etmiyor. Ben istemiyorum abla ya. Ben buraya para için gelmedim. Biliyorum. Ya ben normalde biliyorsunuz yayına da çıkmak istemiyorum. Biliyorum. Ben şimdi gelip burada Cemile'yi de bağırmak, çağırmak, kalbini kırmak da istemiyorum. Zaten onun için çıkmadım buraya. Aferin yani be sana. Yani sakinledin, şimdi duruldun. Ya abla ne yapayım şimdi? Yangın yanıyor, üstüne neye gideyim ya? Şimdi o bana atacak, ben onu atacağım. Ne olacak? Ya 70 milyon izliyor, 80 milyon neyse. Ya ne olacak? Rezil olan biziz ya. Ama şimdi kahraman olan siz oldunuz. Herkes yani sizden ben şimdi birçok o kadar şey öğrendi. İnsanın önünde ne bağırayım ya? Aldın yani mesajı? He aldım. Yani bilmiyorum. Aferin vallahi Ramazan. Yok ben şeyi de çok sevdim. Ramazan'ı da çok sevdim. O da iyi bir çocuk. Çünkü bu yani ülkenin haksızlık etmeyelim. Ramazan çok güzel bir şeye değindi. Bu ülkenin kanayan yarası bitip gelmek bilmeyen uzayan boşanma davaları, adliye koridorlarında ziyan olan kadınlar, çocuklar, bunun tabii en kötüsü şiddetle biten boşanmalar. Evet. O yüzden evet başlangıç kötüydü ama sonuçta insanlara şunu gösterebildiniz. Biz o iletişimi kurduktan sonra uzlaşabiliyoruz. Boşandıktan sonra da diyalog kurabiliyoruz. Bu da güzel bir mesaj. Aslında evet, bunu başarıyor olabilmek ve karşı tarafa televizyon aracılığıyla aktarmak birçok adliye koridorlarında bu mücadeleyi veren insanlar için çok güzel bir örnek. O yüzden de bu iletişim dilini seçtiğiniz için ben her ikinize de teşekkür ediyorum. Her ne kadar kötü de başlasa iyi de bulaşabildiniz. Acaba bu erdem sahibi olmakla mı ilgili, yaratılışla mı ilgili yani? Çünkü nerelerden neler okumuş, hayatın her alanını bilen insanlar düşmanca davranıyor. Ama onlar İnsan, sadece insan olarak davranıyorlar, merhametle ve şefkatle ya. Çünkü boşanmalarda dedi demişler çok fazla, üçüncü kişilerin aktarımları çok fazla. O boşanma sürecinde bırakın çiftleri, aileler husumiyetli oluyorlar. Aslında olayın tarafları iletişim dilini kurabilmenin. Ben bu arada Ahmet Bey'in de belirttiği gibi uzlaştırmacı ve ara bulucu olabilmek, o çiftleri karşılıklı o öfkelerini, kızgınlıklarını ya da yaşanmışlıklarını ortaya koyabilmeleri açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum bu programın. Çok şükür, buna da şükür. Nasıl başlamıştık? Ben finalinden korkuyordum ama şu tablo her şeye değer. Demek ki bizim boşanmamız gerekiyormuş ya. Evet. Tabloya bağlanmak için. Bu arada Ramazan, bunu sana da söyleyeyim. Şimdi gerçekten Cemile, evet bir tarafı var ama öbür tarafta da Cemile'nin böyle bir hali var. Sen kredi çekeceğin için o tazminatından da vazgeçen bir kadın. Evet. Yani o merhameti ve insanlığı
var olan bir kadın. Cemile'ye biz çocuklarla bir düzen kuracağız. O ben çok annemle de çok anlaşamıyorum dedi. Değil mi? Açık açık söyledim he. Evet, ben annemle de anlaşamıyorum dedi. Benim zaten de kalbimden ve gönlümden... Zaten ben size o konuda rica edecektim, görüşebilseydik. Külliye Hanım'la sohbet ettik ama... Ben daha dün yayından çıktığımda Cemile'ye bir düzen kurmak istediğimizi zaten yayında söylemiştim. Ama bu düzeni Hisarcık'ta, sizin yaşadığınız bölgede kuracağım. Tamam mı? Duman işte olmaz mı? Yakın mı? Yakın, yok, yakın. Yok, uzak. Uzak. Çok uzak olsunlar istemiyorum. Çocukların babanın şefkatine ihtiyacı var ya. He, ikinizin de evi düzeni ayrı olacak. Ama siz anne babasınız. Ya öyle değil de Doman işte olsa daha iyi olurdu. Benim şartlarım şu anda orada. Tamam mı? Tamam. Kalbimden ve gönlümden geçen bu. Şimdi o da işe gidecek, zorlanmasın, yolları aşmasın. Hem işte hem yollarda çocukların peşinde koşmasın. Olur mu? Ha? Ne? Gideceğiz oraya, güzel bir ev kuracağız. Domaniçi olsaydı iyi olurdu ama ya. Domaniçi olsaydı iyi olurdu. Ne var orada? He? Ne var? İyi, orada. Hiç yaşamadığın bir yer, bildiğin yer. Bildiğin yer mi? Yok, değil. Yok, bildiğim bir yer. Şimdi eşi bitti, kavga edecek birini mi arıyorsun? Yok. Gel gel, ben de kavga et, sağlam kavga ederim. Sinir savaşım vardır. Yok vallahi, şartlar bu. Kalbimden gönlümden geçen de bu, açıkçası söyleyeyim yani. Ramazan da şimdi işe güce gidecek. Nerede çalışıyorsun Ramazan sen? Hisarcık'ta çalışıyorum abla. Hisarcık'ta. Hisarcık'ta çalışıyorsun. Evet. Ne iş yapıyorsun? Düzenli madencilik var. Arkadaşlar da burada selam olsun. Biz de sevgiler gönderelim buradan. Madenciler mi? Evet. Ya vallahi maden ayılama var. Madenci kardeşlerimi hepsine de buradan sevgilerimi göndereyim. Çok zor bir iş. Evet. Gerçekten hiç kolay bir iş değil. Gerçek yani. Bir alın teri. Yani birkaç bölümü de var yani, normal, büyük, toz hale falan, 2-3 çeşit, 4 çeşit şey var yani, değişik değişik. Alın terinle, emeğinle çalışıyorsun. Ya öyle ya, normalde Manisa'daydım ben. Oradan buraya geldim ya, hemen işimi ayarladım burada, hani aradılar, Ercan abi var bizim müdür. Ya dedi, Ramazan Manisa'dayım, hani buraya gel, yılbaşında müracaat ettiydim ben. Dedi, hani biz eleman lazım, geleceksen gel dedim Hisarcı'ya. Ya tamam dedim abi ya, geliyorum. Manisa'da zaten geçinilmiyor. Yani asgari ücret zaten biliyorsunuz. Zaten fiyatlar da aldı başını gitti. Benim aldığım aylık zaten o duruma kömür kerama yetmeyecek. Açız yani. Şey, ben bir şey daha söyleyecektim. Yani tavşanlı plan bekliyorlar. Ramazan başka bir şeyden bahsediyor. Hayatınla ilgili, yani yaşamınla ilgili. Bundan sonra sadece çocukların için çalışacaksın. Evet, öyle. Yaşam ve şartlar bu. Tabii canım, çocuklar yani bizim önümüzdeki tek şey o artık. Bundan sonra çocuklarımızı düşüneceğiz. Başka bir çare yok. Şimdi evliliği sürdürmek, o evlilik içerisinde çocukları dünyaya getirmek aslında ne kadar önemli kararlar. Yani bu kararları alırken hayata ve geleceğe bakmak lazım. Ayrılmak daha da zor. Tamam. Düzeni bozmak daha da zor. Küsmek daha da zor. Her ikinizin de yolu açık olsun. İnşallah, amin. Birbirinize bundan sonra haksızlık etmeyin. Bütün egolarınızdan, her şeyinizden sıyrılın. Doğru. Ramazan gelsin, çocukları görsün. Ben de millet de bayağı kızdırdık. Bizim Kütahya Hisarcık köylerinde falan özür dilerim ben Cemile'nin adına. Kusura bakmasınlar. Yani ev olmadı ya. Orada öyle yazıyordu. Ya ne yazarsa yazsın Cemile. Ben yani kendi kulağımdan duyasam bir adama bir şey derim. Onun bunun lafından gitmem ben. Ama onu anneniz beyan anneniz etti. De, annen dedi. Annen ya, bütün köylerle kavgalı. Ya bırak ya. O konuşurken. Ya Cemile, şimdi o konulara Hülya Hanım, ben girmek yani istemiyorum. Altında aynen yazdı dedi ya, o yüzden müdahale tamam, etmek ben o konulara istedim, girmek istemiyorum yani. İfade ederken yani sosyal yaşam alanında anne, da problemli anne babayı karıştırmayalım deyince burada. Evet. Yani o konulara biraz zaten çıkamayız. Neyse, o kapansın.
Ben girmek istesem girerdim zaten. Yani. Yani o konulara girmeyelim. Ben bitti onlarla... gitti. Ha, söylenen bitti, sözler gitti. Söylendi. Ha. Herkes istediğini söyledi. Sonuç gerçek ne? Sizin yan yana gelmeniz. Sizin evliliğe ya da ayrılığa net karar vermeniz. Sizin dışınızda başka birinin bir etkisi var mı? Müdahalesi olabiliyor mu? Yok. Sen kayınvalidenle gidip boşanabiliyor musun? Görümcenle gidip boşanabiliyor musun? Yok. Eniştenle kavga ettin, onunla boşanabiliyor musun? Yok. Bunun kararını kim veriyor? İkiniz. Bu kadar. Doğru. Bu kararı da verdiniz. Yalnız o benim eniştem değil. Ama işte ne oluyorsa. Ne oluyor? Enişte dersin işte. Benim de ki benim eniştemim değil, benim onunla enişte değil. Annem bu süre içerisinde Ramazan yapma, sen yuvanı yıkma dedi mi? Ya ilk zamanlar çok dediler ya, annem de babam da. Cemile de şahit, kızım yuvanı yıkma. Yani bak çoluğuna çocuğuna, ya devamlı böyle. Babam annem öyleydi. Ya sonradan ne olduysa şu durumlarda... Yani ne diyeyim ben size, her gün kavga olduğu için ne benim gözüm kaldı evlilikte öyle diye, ne onların. Ya ne dedim ben, bir an önce kurtulan artık dedim ya. Soğudun mu evlilikten? Ya, tabii soğudum, soğumam mı? Şu an evlenme bile korkuyorsun artık. Korkuyorsun evlenmeye. Yani. Ya şimdi diyeceğim, şimdi evleneceğim ben. Ya bu da diyorsun hani geçinemezsek bundanla. Yani illa... Zor yani evlenmek ya şu saatten sonra. Belki ilerleyen günlerde ne olur onu bilemem de kısmet, tabii. Hayat ne getirir ne götürür. Onu bilemeyiz. İlla ya ben de evleneceğim, bu da evlenecek tabii yanında sonunda. Aman ben evlenmem hadi. Tamam sen bekar kal o zaman. Ben yapamam vallahi. Ya tamam. Aa. Zaten artık çocuk nasıl korktuysa ben de evlenmem diyor. ben de soğudum, ben de evlenemem. Tamam işte sana biz evlen demiyoruz ki. Diyorsun işte. Belki bu da evlenir diye. Allah Allah. Demedi mi kız? Ya ben diyeceğim sen... Evliliğin nesinden içinde... korkuyorsun? Ya, ne olacağını bilmiyorum ki. Evliliğin nesinden korkuyorsun? Kızım o da yürümez valla. Neyinden korkuyorsun? Niye korkutuyor seni? İki insanın bir an bir evde... Anlaşamayız yine. Ha. Yine atışmalar çıkar. Hem iki çocuk var ben... Aa. Çocukların yanına başka birine? Hayır hayır, aman aman aman. Allah yazı bozsun hadi. Sütten ağzım yandı, yoğurdu üfleyerek yerim. Hadi gel helalleşin. Gel. Gel. Buyurun. Ne diyeceğim? Hakkını helal et Ramazan. Hakkını helal et. Haydi sen de helal et. Ay bunlar beni öldürecek ya. Kusura bakma, üzdüysem sen de seni. Bakma. Yani ben de seni çok üzdüm. Sen de şey kusura bakma, Cemre. Hakkını helal et. Olmadı, yürümedi. Öyle. Herkes şimdi kendi yoluna. Yapacak bir şey yok. Herkes kendi yoluna. Kendi yoluna bakacak. Bundan sonra çocukları düşüneceğiz. Tamam. Tamam birbirimize saygımız sevgimiz kalmadı ama... Sen bana saygı oturabilirsin Ramazan bu arada. Ben sana saygı duymam lazım. Ben riskli durumlarda karşı karşıya oturuyorum. Bu saatten sonra... Evet. Ya müthiş bir tablo değil mi ya? Ya işte bağırmalı, çağırmalı bir şey çözüm Esra Hanım. Ben şimdi buna bağırsam, bu bana bağıracak. Ne olacak? Tamam ya, alttan alacağım bazı şeyleri. Ben her şeyi alttan alıyorum. Biraz da bu alttan alıverse... Yani bu durumlarda olmayacağız. Ya sen sinirliyken... tamam ben alttan ben alayım. Ben sinirlendim. Ama ne yapayım? Senden bir benle mi harlayıp kalkayım? Öyle diyor. Biraz sus da diyor, motorun soğusun. Tamam. Doğru diyorum ben ya. Ama Ramazan doğru söylüyor. Beceremediniz işte. Ha yani. Ha. Evet. Bülent abiydi, gördün mü? Aklıma geldi. Bülent abiye çok teşekkür ederim. Yani. Aa, buradan ben de vallahi... avukatıma çok teşekkür ederim. Ahmet Faruk Kur'an'a çok teşekkür ederim. Bir gelsenize bak. İlk defa ayrılan bir çifte fotoğraf çektirmek istiyorum. Bundan sonraki göreviniz daha zor. Evet. Karı kocalık bitti. Geriye anne babalık kaldı. Aynen öyle. Siz ikinizden de tek ricam.
İki tane evladınız var. Bu vatana, evet, millete hayırlı evlatlar yetiştirin. Türkiye'ye de örnek olun. Bak ne kadar boşanmış, medeni bir çift desinler sizin için. Deme, ben zaten medeniyim. Bülent Bey de teşekkür ederim. Avukatımız Ahmet Kur'an'a da, Hülya Hanım'a da, herkese de. Sevgili seyirciler, bizim işimiz bu. Evet, bir kavga oluyor ama sonrasında şu sahne her şeye değer. Her türlü sorunda bizi arayabilirsiniz, yalnız değilsiniz. Pazartesi günü yine karşınızda olacağız Allah nasip ederse. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.